Herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir video ile birlikteyiz. Hep bilgilendirme nereye kadar? Ben de sıkıldım. Artık videoları yaparken bile sıkılıyordum. Birazcık sizleri eğlendirelim hem de birazcık vakit geçirelim diye Burak'la birlikte şöyle bir şeye karar verdik. Neye karar verdik? Neye karar verdik? 5 tane araba bulduk. Nereden onları bulduk? Sahibinden. Sarı site. Sarı site. 5 tane araba bulduk. Fiyatlarını tahmin etmeye çalışacağız. Bilemeyen de burada gördüğünüz gibi. Kokusunun bile böyle. Evet, acı biber yiyecek bir tane. Acıktığı acı biberlerden yiyecek. Bir tanecik yiyecek ama sağlam o da acı. Sağlam acı. Evet, o zaman kim başlıyor? Dur, taş kağıt makas, kazanan başlar. Tamam. Sen kazandın. Sen şimdi başla. Siyah kutudan ben çekeceğim. Beyazdan da ben. 1'den 5'e kadar numaralandırdık ve böyle elimizdeki arabalara da böyle arkasına da önüne de 1'den 5'e kadar yazdık ve şu Burak görmeden size göstereyim. Fiyatlarını ben sildik. Görmeyeyim. Fiyatlarını sildik. Fiyatların silinmemiş hallerinin oldu. Bakma. Silinmemiş olduğu fotoğraflarda burada var. Evet, şimdi dedik en son dedik ki bunu çıkardık. Fiyatların yazılı olduğunu olmadığını çıkardık. Önümüze aldık. Burada da elimizde kağıtlar var. Burada da arabaların detaylı yani evet, birbirimize söyleyeceğimiz detayları var. Önemli detayları var. Ve başlayacağız. Taş kağıt makas yapmıştık. İlk ben kazanmıştım. Ve başlıyoruz. Bir karıştıralım. Elimle de karıştırın. Ne çıkacak? Ne çıkacağını kameraya... Oo, ikisi karışmış burada ya. Kesin. Hayır, yok, karışmamış. Şöyle kameraya da göstereyim. 1 numara çıktı. 1 numaralı araba. Burak'tan 1 numarayı istiyorum. Allah'ım evet. İnşallah. 1 numaralı arabamız. 1 numaralı arabayı siz de ekranda da görüyorsunuz şu an. Bu orijinal kilometresi mi bunun? Evet, orijinal Doğan kilometresi. Doğan SLX-EA'ymiş. Ben de onun şeyini bulayım. 99 modelmiş, benzinliymiş. Yani bayağı orijinal bir arabaya benziyor. Hı hı. Fiyatı da tahminimce bayağı şişiktir bunun. Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Fiyat söyleyeceğiz. 5000 üstü veya 5000 altına kadar olan evet. Dilimi kabul edeceğiz. Doğru diyeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Ya bu araba 67.500 liradır ya. Söylüyorum. Söyle. 95.000 lira. Aa, bu ne? Bu araba 95.000 de şimdi yani. Ama cam gibi hiçbir. Ya isterse fabrikadan sıfır çıksın. Ben bu arabaya neyse şimdi Şahinci Doğancılar beni linçleyecek ama ben bu arabaya 30 liradan fazla vermem yani. O zaman yazalım. Yazalım spor tablomuza. Yazalım. Bu yazmıyor diye biliyorum. Yazıyor. Yazmıyor bu. Şu tükenmezler. Burayı kestik bu arada. Kesmedim. Niye keseyim ki? Burak. Makif. Sıfırım. Sen daha bilemedin. Ben sıfırım şu an. Evet. 1. arabadan 0, 2, 3, 4, bakalım kim 5, ne kadar bilebilecek? Toplam. Burak için de 1, 2, 3, 4, A few moments later. Toplam yapacağım bunu. Evet. Tamam. Şimdi sen kurcala bakayım. Şurayı bir elini içine sok bir kurcala. Çektim. Açamıyorum. Evet. Ve 3 numara. Şimdi benim hangisinde fiyatlar yazıyordu bir saniye. Bunlardan vereceğim sana. 3 numaraya bakıyoruz. Şöyle bir 3 numarayı arabamız bulayım. Ne? Oh, Burak gördü bütün arabaları. Yok, görmedim. 3 numara buymuş. Ben de şuradan bulayım. Octavia. Kombi. Station. Ben evet, stationları kombi severim. Stationları sevin. Sinan Koç. Hashtag. Octavia kombi. Şimdi söyleyeceğim abi. Hı-hı. Bir saniye. Bu arabada hata boya hiçbir şey yok. 17 inç jant ekstrası var. Ve cam tavan var fazladan. Ama şöyle de bir detay var. Bu araba manuel vites. Octavia kombilerin çoğu manuel geldi ve düşük kilometresi azdır bu arada. O zaman tahminimi yapıyorum. Ankara'daymış. 235.000 lira. Bir şey diyeyim mi? Biz çok felaket piyasayı takip etmiyormuşuz, onu fark ettim. 265.000 lira fiyatı var. Çok yakın. Biraz uçtu bu aralar. Diğer arabalar ucuzlarken evet, bunlar biraz yükseldi. Kenara koyalım. Ben en alta koydum. Burak. 0 koydum. 0-0. Şu an yarışma bir daha başlıyor. Evet. Bir dakika, ben en alttaki. Şimdi ben şuradan bir çekeyim. Çektim. Ne çıktı? Tahmin et ne çıktı? Ben de bakmadım daha. Tahminleri alalım. 3. 2 mi 5 mi bu 5. Şimdi? Bu 2 mi 5 mi bir bakın ya. 2 bak zoom yaptım. 5 5. 2 mi 5 mi ne bu? 5. 5'e veriyorum olsun. O zaman tamam. Sana. 5. Toyota Corolla. Niye güldüm? Bununla ilgili bir anımız var. Ama anlatmayayım. Anlatayım mı lan? Sen muhabbet bilirsin. Olsun. Şimdi aynen. Fiyatına arabayı bakalım. 0 kilometreymiş. Corolla Flame X-Pack. Bu en dolusu değil mi? Hı hı. Liste fiyatı 250 falan da en sonunda. Bu araba 200... Dur fiyatı düşünürken olayı anlatayım. Şimdi bundan yaklaşık 2-3 ay önce falan da, hatta belki daha önce bu Corolla'ların liste fiyatları ÖTV diliminden altta olduğu için uygundu. 185 bin liraydı Dream paketinin otomatik vitesi. Ama gel gör ki diğer markalar gibi bayide 185 bin liraya değil Dream paketini, en boş paketini bile bulamıyordunuz. Hem araba yoktu hem olan arabayı da daha pahalıya satmaya çalışıyorlardı. Böyle kısa özet geçeyim. Ama şimdi arabalar ellerinde kaldı. Bütün bayilerin araba satmak için debeleniyorlar yine. Hı hı. Neyse bunun fiyatı abi 280.500 liradır. 285.700 lira. Ve bildim bunu. Evet. 5.000 lira bunu dedik 287.5'a kadar. Evet. Bunu bildim. Bildim. 1-0 durumumuz. Şu an ben ikincisinde 1 oldum. Ben karıştırıyorum. Şöyle gözümle eksi atalım, artı atalım. Eksi. Şöyle. Ha, sen bilemedin ha. Bakalım ne çıkacak Burak'a. 4 numara. 4 numarayı hemen sar ver. Yine çok sevdiğim bir araba. Evet. Şimdi bu arabada biraz detay vermem lazım. Bu arabanın tam halini de ben alayım. 2014. Siz ekranda görüyorsunuz zaten. 2014 model 1.4 TSI Highline. Bir Passat Variant. 160'lık az bulunur. Bu arabada led far var. 4 koltuğunda ısıtma var. 18 jant var. Ön koltuklarda soğutma, masaj var. Passat'ta yoktur. Bayağı çok az vardır. Navigasyon var ve RNS 510 dediğimiz Türkiye'de çok az bulunan ekran var. Hı hı. Ama bu arabada 6000 lira bir Tramer var. Neden? Hata boya yok arabada. Teyip çalınmasından dolayı. Dediğim gibi bu RNS 510'lar piyasada az olduğu için çalınmış. Hı. Ama fiyatı da piyasasının birazcık üstünde bir fiyat. Ama bu arabanın doluluğuna, temizliğine bu fiyat bence hak ediyor. Tahmin et bakalım. 200... Ama bak bu araba 2014 model. Onu da göz önünde bulundur. Son gelen B7'lerden sonra B8'e geçti. 240 bin lira. Burak da var ya, sahibinden piyasası diye bir şey yok. 290 bin lira. İlk başta var 285 diyecektim. Bu arabanın ederi aslında senin söylediğin rakamlar. Ki o rakamlara var. Highline'ları da var. Bu kilometreden daha düşük. Ama bu arabada çok fazla donanım var. Cam falan var. Var ya, içimden tam 285 bin geçiyordu. Geçtiyse söyleyecektin abi. Bilemedim. 240 bin. Çevirdim. Sen Burak çek. İkinci soruda da eksi 1-0 öndeyim şu an. Evet 1-0 şöyle önde. Bir yaklaştıralım. O kadar değil canım şöyle. Ben buradan çekiyordum değil mi? Aha oradan çekiyorsun. Azıcık bir şey kaldı zaten ya. Bilerek bakalım. Çok uzun tutmak istemedik. 4 numara. Tam da üstteydi. Buyurun arabamız. Oh my god. Kilometre var ama birazcık bunda. 2015 model bir Prestige Super ve en sevdiğim jant ve renk. Yok. 2015 model. Ön arka park sensörümüz var, jant tavanımız var. Ve 19 jantlar var. Bu evet, da opsiyon bu arada. 2015 model 109.500 kilometrede yılda 25.000 falan yapmış. Normal. Evet. Normal. 22.000 yapmış. 25.000 değil pardon. Arkada bir de spoiler eklentisi var bu arabada. Evet arkada spoiler eklentisi var. 4 koltuk ısıtma standart zaten. Navigasyon da var herhalde bunda. Hı hı. Bunun fiyatı piyasa çok oynamadıysa 330 bin lira falandır. 330 bin lira. 287.500 lira. Nasıl lan bunlar düştü mü ya? Evet, gerçi düştü. Benim baktığım düşük kilometreliydi. Bunlar 109 bin demiş. 109 bin. Bilemedim değil mi? Bilemedim. Sen de eksi. Ama hala 1-0 gerideyim. Onu da düşünmek lazım. Bir çok önemli. Hazırlayayım senin yerini de. Artıya çeviriyoruz. Çektim. Bakalım ne gelecek? 5 kaldı, 2 kaldı, 1 kaldı. Ne vereyim abime? 1. 1 alayım ben. Hoppa. Şimdi bu arabayla ilgili güzel şeylerim var. Sistemlerim var. 1.2 TSI. Manuel bir Jetta. Hatası boyası yok. 2016 model. 18.900 kilometrede. Yani sıfır gibi araba. Hı hı. En bas pakete hiçbir ekstrası yok. Hiçbir ekstra yok. Trendline. Bomboş, zırboş. Hoş geldin paket. Bismillah paket. Fiyatı nedir? Bak fiyatları uçmamışsa... Bu arabanın fiyatı 2-3 sene önce falan 70-75 bin lira falandı. 180 bin lira. Yine patlarken Burak tam 200 bin lira. Ben ağlıyorum şu an yani, bu araba nasıl bu kadar abi? 200 bin liraya evet, bomboş Jetta alıyorsun. Nasıl yani? En fazla ederi 180 bin. Var o fiyatlara var aslında da bu 18 binde çok temiz olduğu için öyle sanırım. Niye o fiyat olmadı? Yani ben de biraz kıllık olsun diye öyle yaptım yani. Sen eksisin şu an, sıfırsın ha, sen şu an. Çekecek. Ben çekiyorum şu an. Sesim. Ne kaldı sende? 2 tane kalmış lan. 3 ile 2 kaldı. 3-2. 3-2-1 bitirişi. Tamam. Terif yedim. 2. 2-2. 2 numara. Alalım. Buyurun. Haydi. Haydi bakalım. Mucize arıyoruz. Haydi bakalım. Hocam. Mucize arıyoruz. Arabamız orijinal Efar. Sağ ön ve sağ arka kapımız boyalı. Sağdan yemiş tamam. Başka bir olay. Bu kasa Leon'u ben çok sevmem ama hoşuma gitti lan. Bu güzelmiş Efar'ı. 2012 model 143 binde 125'lik Efar. 143 bin kilometrede 2012 model. Normal. Piyasası hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece şöyle bir şey var. Bu araba Denizli'de ve Denizli'de fiyatlar 3-5 bin lira daha fazla oluyor. 135 bin lira falandır ya bu araba. 165.700. Oo bu nasıl ya? Bu arabalar bir ay önce 135.000 nasıl piyasa düştü şimdi yani? Bu bildiğin uçmuş yani. Evet. Neyiz? Eksideyiz. 4. soru muydu bu? Evet. Son ikimizin de. Ben bilemezsem... Senin son 2 benim son 1. Ben bilemezsem... Bunu bilirsen berabereyiz. Sona kalacak. Bilemezse... 2 numara. 2 numara verelim abi. 2 numarayı. Aa buradan vermedik sana lan. Oo çok severim. Çok severim, çok severim. C Estate. Mercedes'te T model. Station Wagon. 2011. Sen en son bunlara baktığında bana biraz fiyat söylemiştin. Şöyle söyleyeyim, bu arabada hiçbir hata, boya yok. Isıtma var ekstradan. Navigasyon dediğimiz yani command dediğimiz navigasyon sistemi var. Elektrikli ön koltuklar var, cam tavan var. 2011 model 160 binde Mercedes için hiçbir şey bu kilometre. 1.8 olanlar bu. Turbo değil, 1.6 değil. Fiyatı sence nedir? Taşınıyorum. Biraz da taşınıyorum. Bu arada şu biber Burak'a birazcık yaklaştı değil mi? Farkındasınız yani. Buradan birazcık kokuları geliyor. Bunu bilemezse biraz son arabaya kalacak şansı. Evet. Son araba biraz kolay ama ben bakalım ne olacak. 287.500. Yani. Çok uçtun. 245 bin lira. Sedanları bak. Bu arabanın piyasasında cidden öyle bir şey var. Aynı kilometrede sedanına bak 280 falan. Kupesine bak 300'ü geçkin. Station Wagon'u 245 bin lira. En kullanışlısı da bence Station Wagon'u. Yaklaştırıyoruz bana doğru şöyle. Sen biraz daha yaklaştın ona evet. Son sorumuz kaldı. Ben alayım onu. Daha artık kağıt çekmemize gerek yok. Yani son sorumuz bu araba. Aha ben bunu görmüştüm. Ben bunu görmüştüm abi. Ama fiyatını hatırlamıyorum. Cidden fiyatını hatırlamıyorum. 2014 model 70 binde 1.6 dizel Comfortline. Bendeki Passat'ın nereye koyduk onu? Aynı. Dış görünümü. 18 inç jantları var. Dış görünümü aynı. Rengi farklı ve bu Highline, bu Comfortline. Farları farklı. Xenon far yok. Cam tavan yok. Öyle farkları var. İçeride de bunda deri koltuk, ısıtma, soğutma falanlı filanlı bir şeyler. Bunlar 18 inç jant var. Bu da o yüzden tahminimce 225 bin lira falan. 255.900 liraydı. Çıkmış mı ya? En son baktığımda 230 bin lira mıydı neydi? Evet. Düşmüştür dedim. 255.900 lira. Ben bilemedim. 1-0. 1-0. Bilirse berabere. O zaman ne olacak? İkimiz de yiyeceğiz. Yarım yiyeceğiz. Ben 1. Evet. Burak Efendi'ye 5 numara geldi. Şu sıralar birazcık düşündüren bir araba beni. Evet. Nissan Qashqai. 2015 model. 1.2 turbo. Qashqai'nin şeylerini bilmiyorum, paketlerini. Bu boş. En boşun bir dolusu. Sadece en boştan fazla olarak şeyi var. Alüminyum alaşım jantı ve elektronik park freni var. En boştan farklı olarak. 52 bin kilometrede. Biz şurada babamla otururken bakmıştık diyeyim sana da birazcık ipucu vereyim ya. Söyle. 250 bin. Abi 2015 diyorum. 50 binde boşun bir üstü diyorum bak. Bil artık. 260-270 arası falandır. 212 bin lira. Senin bahsettiğin yeni kasaların 1.3'lere. Ona da baktık. Evet, Burak bir yere yer. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sen o mucizeyi kaçırdın. Şimdi ben seçiyorum. Seni de çok zorlamayalım. Bak. Şu ufaklığı vereyim. Evet. Çok yanacaksan ucunu ye sadece. Yiyorum. Ye ya, ne olacak? İşte cesaret. Yedi lan. İşte feraset. İşte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, yandın işte mı? Adam gibi adamlık. Nasıl yanmadım? Kokusu bile yapıyor. Valla ya. Çok yakmadı. İyiyim mi? Niye ben yiyorum ki ben? Ben de o kadar sahibinden de gezip bilemediğim için yiyeceğim. Abi nasıl bilemedin fiyatları ya? Halbuki kolay arabalar seçmiştim ha. Suyu aktı üstüme. Ya bakalım. Acı neymiş lan? Keşke başka bir ceza koysaydık. Evet. Benim şansıma da acı olmayan çıktı. Elime aktı. Elim yandı. Evet, nasıl acı değilmiş lan? Güzelmiş ha. Evet, tam yemelik acısı. Keyiften yiyor adam acıyı. Güzel, çok acı değilmiş. Keşke neyse, başka cezalar koysaydım. Evet. Buydu, bu kadar. Yandım, yandım. Acıymış. Sen kökünü yemedin. Kökü acı. Gel bana kökünü. Hayır, yemeyeceğim. Ben yedim. Evet. Böyle bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Evet ya, çok bilgilendirme videosu yapmışız. Ben onu fark ettim. Oturdum kanalda izleyecek, boş vakit geçirecek video bulamadım. Evet. Size böyle bir de videoyu kapatmadan önce bilgilendirme yapmak istiyorum. Sponsorlu içerik gibi oldu değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Kendi kanalımızla ilgili. Sol altta ücretli içerik falan. Ne diyeceğimi unuttum ya. Neyse, çok boş yapmayayım. Konsept değişikliğine gidiyoruz. Bunu da bir sonraki yeni konseptin videosunda anlatacağım. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Bugünkü kapanışı ben Burak'a devretmek istiyorum. Evet. Bugünkü videoluk bu videoluk konuşamıyor ya. Acıdan. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. YouTube bug'a sokuyor beni. Bak, 3 hafta önce attığım videonun izlenmesi nereden çıktı? Beğenisi 22'den 4'e düştü. Biz evde 5-6 kişiyiz. 5 telefondan aboneyiz. Bakıyorum hepsinde like'lı ama 4 like gözüküyordu. Geçen hafta attığım videoda bir gün boyunca 154 görüntülenmede sabit kaldı. Stüdyodan bakıyorum. YouTube stüdyodan artıyor gözüküyor. 200 gözüküyor. Orada 154. Dün de kanalın abone sayısı 232 idi. 235'e yükseldi hatta sonra. 232 idi. Dur. Ondan sonra 228, sabah bir kalktım 228 gözüküyor. Dedim abone mi gitti? Sonra dedim ki bir dur deneyeyim. Abonelikten çıktım. Hala 228 gözüküyor. Sonra aboneliğe girdim. Yine 228 gözüküyor. Bug'a girdi yani, takıldı. Sonra öğleden akşama doğru 224'e düştü. Ama yine çıkıyorum abonelikten. Ekran kaydı var. Şuraya bir yere koyayım. Burak'ın tepesine koyacağım. Nasıl olsa kaybetti o. 224 gözüküyor. Şöyle. Abone oluyorum, yine 224 gözüküyor. Galiba düzelmiş, biri abone olmuş. 225 gözüküyor da. Siz de o yüzden biraz YouTube'la başımız dertte yani. Bizi desteklemek için abone olmayı da unutmayın. YouTube bize taktı. Çok boş yaptık. Evet. Çok boş yaptık. Evet. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.